Uyku apnesinin ameliyatla tedavisi öncelikle ikiye ayırmak lazım. Bazı hastalarda ameliyat CPAP dediğimiz burundan basınçla hava üfleyen maskenin yanına komplementer yardımcı olarak girebiliyor. Mesela nedir? CPAP denilen maske yüze takılıyor ve oda havasını basınçla burundan içeriye üflüyor. Eğer burnun içinde bir engel varsa bu maskenin basıncı yükselir, üflediğiniz hava burundan gitmez. Hasta tedavi olacağı yerde maskeyi burnuna koyduğunda hava gitmediği için uyku apnesi devam eder. Böyle durumlarda maskeyi kullanılabilir hale getirmek için buruna basit ameliyatlar yapılarak maskenin üflediği havanın burundan geçişi sağlanır. İleri derecede uyku apnesi olan hastalarda ameliyatla hiçbir şey yapamasak bile Burun içerisinde aleti kullanmayı uygun hale getirebilecek tedbirleri ameliyatla alıyoruz. Bir kere bunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Onun dışında burnun içerisinde ileri derecede eğrilik yoksa, ileri derecede tıkanıklık yoksa buruna uyku apnesi açısından ellememek gerekir. Uzun süren araştırmalar bunu göstermiştir veya çok basit işlemler yapmak gerekir. Aksi takdirde burundaki Havanın anaforlaşma ve türbülen akımı azalarak uyku apnesinde doğal bir burundan hava üfleyen makina görevini gören hava çekmek bunun faydasını ortadan kaldırmış oluruz gelelim genizde en önemli ameliyatı geniz etinin alınması çocuklarda boğazda ise bademciklerin alınması, sadece bademciklerin alınması bile bazı durumlarda tedaviye neden neden, neden olabilir. bu sıra bununla birlikte bademciklerle birlikte yumuşak damakta bir takım ameliyatlar yaparak bu bölgelerin geceliğin çökmesini önlemeye çalışma ameliyatları vardır. Bir kademe ileri gidersek dil ve dil köküne yönelik bir takım ameliyatlar bu bölgelerin çökmesine yönelik tedbirlerdir. E, bu dediğim ameliyatlar tek başına da yapılabilir. Birbirleriyle kombine edilerek de yapılabilir. Çünkü uyku apnesinde geceliğin uyku sırasında çeken bölge tek değildir. Genizden aşağıya doğru bir takım bölgeler bu işin içine girebilir. Dolayısıyla bu tür ameliyatlarla bu iş önlenebilir.